Bütün bağlantılarımı devreye soktum. Elde var sıfır. Baban işi öyle bir büyütmüş ki test sizi götürdükleri hastanenin laboratuvarında yapılmıyor. Öyle bir gizlilik. Hastanede hasta kayıtlarının kimin adına yapıldığı bile belli değil. Bütün gün gölgeleri kovaladım. Ne oldu? Hiç. Koca bir sis perdesinin altında can çekişiyoruz. Anne. Neden sen de benim yaptığımı yapıp son anların tadını çıkarmıyorsun ki? Aa evet. İnternette gördüm. Dün gece karınla son anların tadını çok güzel çıkarmışsın. Baba olunca böyle eğlencelerin olamayacak tabii. Peki bu geceki planınız ne? Hı? Karını hangi gece kulübüne götürüp sarhoş etmeyi planlıyorsun? Bu gece kutlayacak bir şeyimiz yok anne. Biz kutlamamızı dün gece yaptık. Ah, şahane. Neyi kutladığınızı öğrenebilir miyim acaba? Yani karının elini bile sürmesine gerek kalmadan yok oluşumuzu kutluyor olabilir tabii ama sen... Sen neyi kutluyordun oğlum? Ben burada hayatımız için çırpınırken sen neyi kutluyordun acaba? Boşanmayı. Biz boşanıyoruz anne. Boşanamazsın. Evet, bunu söylediğime ben de inanamıyorum ama boşanamazsın. Annem yuvamı kurtarmak için çırpınıyor. Vay be, gözlerimi yaşartıyorsun anne. Boşanmak şu anda atacağın en aptalca adım. Kabahatini babanın gözüne sokmak demek bu. 3 günlük evliliğinin ne tesadüfse tam da babalık testi sonucu beklerken sonlandırmayı düşüneceğine kendini şuradan denize at daha akıllıca. Sonucu almadan boşanırsan bebeğin babası benim diye bayrak sallayacaksın. Hani o testin sonucunu sonsuza kadar bekleyemeyiz. Farkındasın değil mi? Hadi ama sen bilirsin bu işleri. Sonucu değiştirsen de o testi bir kere yaptırdın. Üzerinden de 24 saat geçti. Ne kaldı geriye? 24 saat daha mı? Hiçbir şey olmayacakmış, hiçbir şey değişmeyecekmiş. İnsanlar yüzümüze tükürmek için sıraya girmeyecekmiş gibi geçirebileceğimiz 24 saatimiz var anne. Bu kadar. Ben son ana kadar teslim olmayalım diye çırpınıyorum ama sen daha maç bitmeden havlu atıyorsun. Maç falan yok anneciğim, maç bitti. Paran babamın parasının üzerine geçmiyor işte. Elin babamın kolundan daha uzağa erişmiyor anne. Olmuyor. İlk defa. Bütün oyunlar, tuzaklar hepsi yalan oldu. Bitti anne artık. Kabullen. Bitti. Sen neyi kabulleneceğimizin farkında mısın? Yaşarken ölmeyi kabullenmek demek bu. Ben alışığım anne. 8 yaşımdan beri. Sen de alışırsın. Sen bunu yalnız yaşadığını mı sanıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hazırlıklarımı tamamladım. Ne hazırlığı? Ne hazırlığı diyorum sana? Oğlum, hiç dokunmadın yemeğine. Beğenmedin mi? Yok anne ya. Benim iştahım yok. Vallahi. Eline sağlık. Sen hasta falan değilsin değil mi? Bak beğenmediysen başka bir şey yapayım sana. Aha, Cemre. Cemre çıktı bak. Var ya bak bu ikisinin haberleri her yerde dönüyor anne. Bütün magazin programları bizimkileri paylaşıyor biliyor musun? Civan'ım. Havadisler sende. Köşkte olan sensin. Bugün böyle misafircilikle oynadığınıza göre kesin biliyorsundur. Bizim bu Cemre. Kimden kıskanmış Cenk'i? Ne oluyor ya? Alt tarafı takıldık yani. Ne var Civan? Soru sordum sadece. Sen de iyice Cemreci olmuşsun ha. Oğlum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ya yok ben öyle kalkıyordum. Sandalyeye çarptım. Anne hadi ben kaçayım artık. Geç oldu. Zaten babaannem de böyle çok yalnız kaldı, tamam? Tamam, hadi. Öyle diyorsan öyle. Ben seni geçireyim. Anneciğim, Civan'ı ben geçiririm. Hatta Civan'ı uğurlarken çöpü de ben atarım. Yazık, kaç gündür çöpü bu kadın atıyor. Hadi iyi akşamlar anne, sağ olasın. Sen televizyona bakıp abuk sabuk konuşuyorsun. Nasıl can sıkıyorsun, gördün mü? Ne gerek vardı şimdi? Daha çocuğun hiçbir şeyden haberi yokken bu kadar üzüldü. Bir de düşün, hele şu Agah Bey'in yaptığından haberi olsa, şu babalık testini bilse, bir de üstüne senin ablanın evliliğiyle ilgili abuk sabuk konuştuğunu duysa, ne yapar senin kardeşin? Tamam anne ya, tamam. Alırım ben onun gönlünü şimdi, alırım. Civan'ım. Oğlum kendine gel lan. Her zamanki Ceren işte, abuk subuk konuşuyor. Yapar öyle. Şu aklındaki şeye bak ya. Bir falsa gördün diye kardeşine bunu mu yakıştıracaksın? Bu musun sen? Hah. Civan'ım. Ne oluyor sana ya böyle bir artist artist havalara? Canı sıkan bir şeyler mi var ablacığım? Söyle bana hadi, konuşalım ha. Yok, ben baktım öyle ya. Ver şu çöpü. Civan, gel gel bak ne diyeceğim sana. Bugün marketten çıkarken Cenk'in arabasına benzeyen bir araba gördüm ben. Ben çok benzettim. Çok benziyordu. Sen de benzettin mi, gördün mü? Yok, ben bir şey görmedim ya. Görmedin mi? Hadi iyi geceler. İyi geceler Civan. İyi geceler. Civan bizi görmüş olabilir. Sen gittikten hemen sonra biz Civan'la karşılaştık. Bütün gece bir garipti. Bir terslik var mı yok mu diye ağzını yoklayayım dedim ama... ağzını yoklarken de batırdım. Batırdım çünkü sen hiç görmemiş gibi yaptım. Ama bu salak yalan söylediğimi anlasa olay çıkartırdı derdim ama olay da çıkartmadı. Yani bir şey oldu ama ben hiçbir şey anlamadım Cenk ya. Sen var ya su katılmamış bir geri zekalısın Ceren. Bana bak Cenk. Ne bana bak? Çocuk seni görmüş olmasına rağmen ve yalan söylediğini anlamış olmasına rağmen sustu. Çünkü utandı. Ya sen hala anlamıyorsun değil mi? O çocuk salak olduğu için değil. Sana ablasına konduramadığı için sustu. Şimdi anlayabiliyor musun neden buradan gitmemiz gerektiğini? Şu an kardeşinin arkasından bakarken ne hissediyorsan... yarın insanların suratına bakamazken daha ağırını hissedeceksin, haberin olsun. Kusura bakma, geç kaldım birazcık. Hiç önemli değil Cenk Bey. Protokol hazır. Ekibin imzası da burada. Evliliğiniz bir yılı doldurmadığı için size farklı bir prosedür uygulanacak. Bunu biliyorsunuz. Evet evet, farkındayım. Yalnız şeyi hallettiniz değil mi? Ben duruşma sırasında burada olmayacağım. Ah tabii. Duruşma tarihi çıkar çıkmaz onu halledeceğim Cenk Bey. Eşiniz siz olmasanız bile özgür olacak.